Ben elektrik ustası Mehmet Potur. 1950 doğumluyum. Dedemgil Bulgaristan'dan gelme. Sarıağıl köyüne gelmişler. Biz de Sarıağıl köyünden 1958 senesinde İzni'ye göç etmişik. 67 senesine kadar garsonluk yaptım. 67 senesinde dilekçe verdim. O Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezi okuluna kaydımı yaptırdım ve okula gittim 67 senesinde. 68 senesinde okuldan geldim. Burada bir işe başladım. O iş yerinde 71'e kalan o iş yerinde elektrikçi olarak çalıştım. Çırak olarak çalıştım. Oradan askere gittim. Askerden geldikten sonra kendi işime başladım. Yalnız elektrik direktör santralından geliyordu. Çarşıda sadece dileklerde vardı. Evlerde elektrik tesisatı yoktu. O zamanki zamanda geldiğimiz zamanlarda 58 senesinde evler vardı. Nasıl evler vardı? İki tane oda bir salon vardı evlerde. Sadece tesisatı bile üç tane lamba, iki tane priz yapıyorduk o zaman. Prizleri de gece lambası olarak kullanılıyordu o zamanki zamanda. O zamanki zamanda ütü yok, buzdolabı yok, televizyon yok, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi yok. Yani elektrikten çalışan herhangi bir alet yok. O zamanki zamanda en fazla horoz alıyorduk. Horoz çok meşhurdu. Her evden bir horoz almışlığımız vardır. Allah razı olsun hepsinden. Biz de yaptık, devam ettik, devam ediyoruz. Onlar da bize gelip de dua ediyorlar. 50 seneden bu tarafa daha bozulmayan anahtarlarımız var. Bozulmayan tesisatlarımız var. ...53 yıldan beri kendime sürdürüyorum. Askerden geldikten sonra açtım. 72 senesinin 9. ayın 1'inde açtım dükkanı. Devam ediyorum dükkana. Ama tabii bizde yer yurt olmadığı için bu işi de seve seve zevkleri yapıyorum bu işi. Sabahleyin kendi işimde veya hatırlayacaklıkta saat 8'de ben dükkandaydım. Sabahın 8'inde hiç bir zaman 8'i geçmemiştir benim dükkan açtığım veya dükkana geldiğim günler. Bizim zamanımızda elektrik tesisatı yapmaya gittiğimiz zaman duvarlar kazılacaksa elle, çekiçle, keskiyle kazılıyor idi. O zamanda öyleydi. Şimdiki zamanda aletler çıktı, makineler çıktı. Tır yaptırı veriyorsun, iş anında bitiyor. Ama o zamanki zamanlarla bu zamanın arasında çok fark var. O zamanki zamanda malzemeler de kaliteliydi çok. Çok kaliteliydi. İnce kablo yoktu, karışık kablo yoktu, alüminyum kablo yoktu. O zamanki zamanda şimdi tamamen karıştı her şey. Bilmezsen hangi kabloyu alacağın da belli değil, nasıl yapacağın da belli değil. Ama o kablo da kablo. Adı kablo diye geçiyor kablonun da. Ama bakır kablonun da üzerine kablo da yok. Onu da iyi bilmek lazım. Şimdi efendim, inşaatı aldığımız zaman inşaata gitmeden evvelsi akşamdan malzemelerimizi hazırlıyoruz. Bu inşaata niye gidecekse hepsi cini kıyıya koyuyoruz. Sabahleyin geldiğimiz zaman saat 8'de geldiğimiz zaman malzemeleri arabamıza koyuyoruz, tesisatımıza gidiyoruz. Biz bu şekilde devam ettik, bu şekilde devam ediyoruz. Halihazırda. Elektrik tesisat içerisinde saat tablosuna sıra geldiği zaman, buhatlara sıra geldiği zaman biz kendimiz usta olarak bağlıyorduk. Diğer anahtarlarıydı, lambalarıydı, kalfalara bağlatıyorduk onları. Ama onlara da tarif ediyorduk. Bu işi öğrensinler, bu işleri de yapsınlar diyerekten. Onlar da o şekilde öğrendiler. Onlar da o şekilde devam ediyor. Belki 100 tane falan, 100 tane en az eleman yetiştirdim. Hepsini iş sahibi yaptım. Hepsi iş sahibi oldu.
Hepsi bizden öğrenmekten gidiyor bu iş. Bizim en çok müşterilerimiz dün yapanlar, ev yapanlar oluyor. Onlar geliyorlar, bakıyorlar avizeleri. Avizeleri de biz kendimiz takıyoruz. Şimdi bu zamana kadar yaptığımız işleri severek yaptık. Severek yaptık, severek de yapıyoruz da. O zamandan bu zamana kadar aynı şekilde o hırslar, o iyi niyetler işimizi devam ediyoruz. Yeni yetişen gençlere, yanımızdan yetişenlere de, yanımıza gelenlere de dürüst çalışmayı, dürüst insan olmayı, temiz olmayı tavsiye ediyoruz devamlı. Bunları bu şekilde yetiştirebiliyorsak bizden bahtiyarı yok. Tabii yetişen de var ama yetişmeyen de var. Bu işi yapmayan da var bizim yanımızda yetiştirip de. Başka işlere dönen de çok oldu. Yeni gelen nesile tesisatları iyi yapmalarını, sağlam tesisat yapmalarını, işten isteyerek tesisat yapmalarını tavsiye ederim. Kaan Mehmet Usta'ya İznik için teşekkür ederiz. İznik için çalışıyor, İznik için yapıyor, İznik için uğraşıyor. Çok şükür sağ olsun, var olsun, devam ediyor adazlı iş içerisinde. İşinde başarılar dilerim işinde.